Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bir güzel kahvaltımızı yaptık eşimle birlikte. Bu arada menemenin tadı mükemmeldi. Şöyle söyleyeyim size, kocaman kocaman soğanlar vardı, aramızda kalsın. Yani yok öyle bir soğan doğrama. Dedim ki Musa'cığım küçük doğra. Musa'cığım küçük doğra. Evet. O kalmamış. Normalde kahve yapmak için girdim aslında. Direkt burada da vlogumu başlatmak istedim. Musa dedim küçük doğra. Menemenin soğanı küçük olur. Soğanlar bu kadardı. Ve bana dedi ki menemene kekik at. Kekik attım. Neyse. Şimdi gelelim benim suçuma. Güzel olmuş. Hayırdır menemenin. Ben bu hafta bu kahveyi bitirmişim. Hiç kalmamış içerisinde. Şimdi ikişer ikişer paylaşacağız. 4 tane var. Daha sonra da kahvemi tazeleyeceğim. Yenisini yapacağım. Vermedin mi sen şimdi menemen? He? Menemen vermedin mi? Mükemmeldi. Hayatımda en güzel menemendi. Soğanla yoğurmuş olabilir. Diyor ki, kapatayım altını diyorum hani artık ne yapabilirim? dur özleysin, özleysin dedi de soğanlar küçülsün aslında. Hadi atsın o kahveleri ona. Ben yenisini de şurada 2 dakika yapıvereyim bunun ya. Akşam lazım olur yine. Olmaz mı? Bunu da ben yapmıştım. Hayır canım, o yaptığım bitti. Sen de hemen ben yapmıştım. 2-2 koysaydın. Yok sana bir bana. Bunu neden yaptın oraya? Tamam yıkarık tekrar bir ya. Tekrar yıkansın, ondan sonra yaparız. Evet, en sevmediğim şey. Sen hayata çok şeyi sevmiyorsun. Biz bugün ne yapacağız? Söyleyelim mi? Ne yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Temizlik yapacağız. He canım, o Allah'ın emri zaten. Bak, şikayetçi misin? Yok estağfurullah ya, ne şikayetçi? Ben. Bu evde olduğumuz gün ne yapabiliriz? Temizlik. Başka bir şey olmaz. Artık temizliklere gideceğim. Temizliklere gidilir. Uygun fiyata. Dipbaş. Dipbaş mı? Temizlik yapalım. Bana soran bir iki kişi ulaşım de vardı. Için. Bari onlara da şey olsun. 0543. Biz normalde Nescafe kullanıyorduk da bunu geçen hangi marketteydi? Bir markette kasa arkasında 10 liraya düştü bu kahve. Şimdi böyle hiç şeker atmıyoruz. Şöyle cam cezvede karıştırıyorum ben 2-3 kaşık koyup. Kafama göre koyuyorum. O zaman makineli açmıyor muydun? Yok ya, o nereden çıktı? Ben öyle bir şey yaptım da ya. O dalgana. Şunu sen önce bir yıka. Ben onu yıkayayım. Onu dolduralım. Sana bunu kaldır. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Konuşamadım. Ne yapıyorsun sen orada? Sana yakından bakıyordum buradan. Ya yapma öyle. Ben şunu yıkayayım. 2 dakika. Şimdi bunları koyalım. Şöyle sana bir yardımcı olayım mı? Ay! Ya işte sen geldin, döküldün bak. Oo, demek ki... Emine Hanım. Hayır, onu demeyecektim. Bak şimdi, bak şimdi, bak hepsi gidecek. Dur, hepsi gidecek. Dur sen de ne? Başacağım. Vallahi hepsi gider. Hatırlıyor musun? Bu yemek programları vardı. Hala var mı onlar bilmiyorum da. Hı. Ooo, Emine Hanım. Ooo, Emine Hanım. Misafirlerinize bugün ne yapıyorsunuz? Şimdi onu dökerseniz misafirlerinize kahve kalmayacak. Usta bak, gördün mü, ağzın oraya geçti. Sen gıdıklandın bir de değil mi? Dur be. Dur. Tamam. Ay, bir taneciye yetmedi. Şunu birleştirseydin bari, şu tam olurdu. Şuraya kaç. Buradan fazla olmuş. Tamam, neyse, onu sağ salim, hadi yerine. Yo, biraz ılısın da çok sıcak buzdolabına konulur. Peki makineden çektin sen, neydi? Dalgana mı yapıyordun? O köpük oluyor, onu buzluğa koymuyoruz ki. Şu az sütlü olan ben öyle bu taraftaki. Neden? Az sütlü sorun mu? Bana sordun mu? Belki ben de öyleyim. Ay, bugün benim gücüklerim. Sabah uykumana yaradı. Kamerayı keşke öyle tutmasan. Tamam, bırakıyorum kameramı. Şimdi biz
Benim çok sütlü kahvemi içeceğiz. Yalan. Ne yapacağız ya? Senin çok sütlü kahveni de sütünü ben koydum onu. Bu kahveler biraz erisin. Onu karıştırsana biraz. Süt tadı geliyor çünkü. Karıştır biraz onu. Neyse, biz şimdi sütlerimizi iç... Ay sütlerimiz... Yok. Bugün iyi değilim. Biz şimdi kahvelerimizi içip ne yapıyoruz? Maalesef temize başlıyoruz. Maalesef. Hadi görüşürüz. Şimdi temizliğin çok büyük bir kısmını bitirdik. Süpürme, toz alma ve çarşaf değiştirme işlemi bitti. Sadece silme kaldı ve lavaboyu yıkayacağım. Ama şimdi soda içeceğiz. Çünkü çok sıcak. Sodalar benden. Kahvaltı benden. Kahve benden. Temizlik benden. Temizlik benden. Sadece yerleri süpürdüm. Gördünüz zaten. Neyse, soda içelim. Biraz. Daha sonra da temizlik bitirdikten sonra da biberli ekmek yapacağım. Çok canım istedi. Ondan sonra da, konuşamıyorum bu arada yorgunluktan. Biberli ekmek yapacağım. Biberli ekmek yaptıktan sonra da annemlere gideceğiz. Akşam yemeğe onlara davetliyiz. Yemek derdim yok. Yani evi temizleyeceğim, temiz kalacak. Değil mi? Evet. İşli köfte var şimdi. Evet, akşam işli köfte varmış. Şimdi biz bunları içelim. Görüşelim artık. İşlerim bitti. Bu arada biberli ekmek için malzemelerimi de hazırladım. Biberli ekmek en çok böyle Hatay yöresinde falan yemiştim ben. Daha çok da İskenderun'da teyzem vardı. Daha önce orada yaşıyordu. O yaptırıyordu ve buzluğa atıyordu. Çok lezzetli oluyordu. Canım 2-3 gündür resmen onu istiyor. O yüzden yapacağım. Ama onlarınki gibi böyle ince değil. Onlar fırında yaptırıyorlar. Böyle ince lahmacun gibi oluyor. Benim bulduğum tarif böyle poğaça gibi ama üzeri yine aynı. Bu arada tarifi vereyim size. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Böyle hafif cezvede ısıttım ben. Bir su bardağı ılık su. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Yarım yaş maya. Alabildiği kadar da un. Daha sonra da iç malzemelerinin tarifini veririm size. Şimdi ben buna başlayacağım. Önce sütümü koyup yaş mayamı koyacağım. Yaş mayayı güzelce eriteceğim bunun içinde. Ben çok seviyorum bunu ve bunun bir tanesini de buzluğa atmayı deneyeceğim. Bakalım atılıyor mu? Atılabilirse sık sık yapıp atarım. Çünkü kahvaltıda herhangi bir misafir geldiğinde falan çok lezzetli oluyor. Tamam, bunu erittim. Şimdi şekerini ekleyeceğim. Onu da güzelce eriteceğim. Şimdi sırayla ılık suyum. Ve tuz. Bunu güzelce karıştırdıktan sonra da unu ekleyeceğim. Hamurumu yoğurdum. Buraya mayalanması için bıraktım. Şimdi ise içinin, üstünün daha doğrusu içinin değil, malzemelerini sayacağım.
İnşallah aklımda kalmıştır. Şimdi bir adet soğan. Bunu böyle küçücük çekiyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı salça. Orada sadece biber salçası vardı ama bende biber ve domates karışık. Sade salçam yok. O yüzden böyle koydum. Bir şey olmaz. 1 tatlı kaşığı nane, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 2 yemek kaşığı da susam. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştıracağız. Önce salçayı alalım. Öğrettiğin tarif gibi yaptın değil mi? Kesinlikle. Senden ne öğrendiysen yapıyorum. Evet, evet. Bunu da karıştıralım. Bunu karıştıracağım. Sonra ne koyacağım? Söyleyeceğim. Kaç dakika sonra yapacağım peki? Neyi? Hamuru. Hamuru mu? Hı. Hamur şişene maydana kadar bekleyeceğim. Ne yapabilir? Hamur maydana kadar bekleyeceğim. Bu da tamam. Tamam. Ne? Tamam mı diyorum? Hamur maylanana kadar bekleyeceğim. Ben de evet diyorum. Tamam diyorum. Sen bugün çok sıkıldın. Benim elin işi bitseydi de bir kaçsaydın dışarıya. Değil mi? Vallahi ya. Ne bileyim ama iyi iş çıkarttım bugün. Evin işlerini iyi bitirdim. Ya. Aynen hava da bozuldu. Yağmur geliyor. Normalde çok sıcaktı biz iş yaparken. Hava basmıştı. Çok güzel olmadı mı sosun? İşte onu karıştıracaksın öyle. Şimdi şunları. Evet, onları koy. Yanlışla onu koyma ha. Koyacak mısın? Evet. Aferin bak, ben seni denedim. Aferin, tamam. Sen değil miydin içine susam konulur diye? Hayır. Evet. Ben seni denedim. Acaba koyup böyle tereddütte kaldın, gördün mü? Ha can, ben daha tariflere bakarken, sayarken sen öyle dedin. Sana bir şey değil mi? Evet. Bir tavuk tarifi var. Tavuğa ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Yabancı bir tarif. Hı. Tavuğun üstünde susamlar var. Böyle but var ya. Butun üstünde susamlar var. Sen niye oradan konuşuyorsun? Ne olacak ki? İşte. Butun üstünde susamlar var. Bugün o kamerayla alıp veremediğin var. Butun üstünde susamlar var. Evet. Onu böyle yani şişmiş biraz, tamam mı? Onu böyle bir kaba alıyor yine. Bal var ya, bildiğimiz bal. Hafif pişmiş butlara bal döküyor üstüne. Karıştırıyor. Bence. Onları tekrar ızgaraya koyuyor. Budu gör. Gör gör. Niye denemedin bunu? Daha yeni bugün gördüm. Bir kızarıyor. Instagram'da ne kadar farklı tarif görüyorsanız her gün akşam birini deniyoruz onu. Ya bak sen düşünsene, tavuk budunu susamlı ve de ballı yapıyor. Geçenki patates gibi olmadı. O bal niye çıkıyor biliyor musun? Tat için değil. Kızartma, kızarık kızarık olsun diye. Kırmızı olsun. Aynen, aynen bizim simit gibi. Pekmeze batırıyor. Bravo. Bu hazır. Onu şimdi bekleteceğim. Bu da mayalanacak. Hatta bak mayalanmaya başlamış, şişiyor. Bekleteceğim. Aynen biraz bekleyeyim. Şişiyor mu? Yok daha ne? Açma. Açma. Açtın değil mi? Açma. Açmadım da. Açma. Hava... Güzelce mayalansın. Havalar içinde. Olsun açma. Bakın. Aç bakayım. Ya. Tamam tamam hadi. Böyle bir karışım oldu. Çok güzel görünüyor ama. Bir ekmek arası yap da yiyeyim bunu. Ne güzel duruyor. Ben burayı toplayayım. En son size de tepsiye dizerken gösteririm. Hamurlarımdan beze beze aldım. Biraz da tepsi mayasına geldiler. Bu şekilde kabardılar. Şimdi çok fazla ellemeden, yani mayasını bozmadan bunları, yani sosunu üzerine koyacağım. Daha sonra da dizleyeceğim. Şöyle. Ben hazırlandım. Annemgile gideceğiz çünkü. Bakın ekmeklerim de pişti. Biberli ekmekler. Şuradan tadına baktım hatta. Şimdi baktım. Çok güzel olmuş. Puf puf. Sadece sanki biraz daha sürse, yani sürsem daha iyi olacakmış içerisi, üzerine. Ama olsun.
Şimdi birazcık annemgile götüreceğim. Biraz eve bırakacağım. Artık sizinle de annemgilde görüşürüz. Ne yapıyorsun? Çekmediğimi zannettin değil mi? Biz annemlere geldik. Biberli ekmeğim. Önce kendiminkini gösteriyorum. Çok uğraşmış gibi şuradaki emeği görmüyorum da. Sarma dolmamız var. Başka ne var Musa'cığım? Sabahtan beri diyorsun ki. İçli köfte. Ney? İçli köfte. Tamam. Kimseye söyleme de sana sonra duyarlar, gelirler. Kim gelir? Gelsin. Herkese soframız açık. Hayır. Abimler gelecek. Hayır. Şimdi. Benim açık değil. Ben çok açıktım. Gel hadi içeride bakalım. Ya bitti. Çok, gel usta gel. Lahana da çok güzel oluyor var ya. İyi, ben onu sevmiyorum. Aa. Ben yaprakçıyım. Biberli ekmeğimi hiç laf etmedim. Biberli ekmeğim var da. Yarısını yedim. Yarısını bıraktım zorla, yani istemeyerek bıraktım. Çok mu beğendin? Çok beğendim. Yemek istemedim. Tamam. Yarın kahvaltı birazdan yeriz. Yarın kahvaltı ya. He. Yiyebiliriz, doğru. Yiyiz. Çok güzel olmuş çünkü. Kaskım da şurada. Ama kaskım da orada. Baş köşeye getirdim. Tavsiye ederim yapmak isteyen. Değil mi? Çok güzel olmuş. Denesinler. Gerçekten. Sadece biraz daha mı üstüne koysunlar? Yani herkes yok, istediği gibi koysun. Tabii fazlası ama, belki fazlası kötü da böyle olur. Salçalı. Acımtırak çalabilir ama böyle güzel olmuş. Bakın burada ne var başka? Bakalım hadi gelin. Annem de burada makinayı boşaltıyor. Bu ne anne? Yani burada değişik köfte yapılacak. Bu da sarmanın kalanı. Bundan bir tencere alırım artık. Küçük bir tencere. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Motorunuz da mı sizin? Sattık. Tam sattınız biliyor musunuz? Bunlar da haşlandı. Biz annemlerden kalktık. Şahin'in mekanına geldik. Ne yapıyor Şahin? Size onu da söyleyeyim. Şahin mis gibi mısır yapıp satıyor. Osmaniye'de. Bu arada altında köz var şu anda. Bizim mısırlarımızı daha yeni attı. Artık bir yarım saat 45 dakika bekleyip yiyeceğiz. Mekanın yerini söylesene Şahin. Osmaniye'de olanlar belki gelmek istersiniz. Ablacığım, Yedirat Mahallesi. Yedirat İkiletim Okulu yanı. Aynen, okulun dibi hemen. Osmaniye'de olanlar çok iyi bilirler. Çünkü çok eski bir okul. 7 Ocak Okulu. Biz burada mısır yiyeceğiz. Şahin'in mekanında. Buraya alıştım ben. Akşamları sürekli buradayım. Mısırımı yiyip öyle gidiyorum eve. Neyse, mısırımı yiyeyim. Sizinle de evde görüşeyim artık. Biz evimize geldik artık. Biraz orada oturduk. Mısırımızı falan yedik. Sohbet, muhabbet derken saat 1 oldu. Artık vlogumu kapatacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.